Ne de güzel duruyorlar. Topraktan çıkmış yeşil yapraklarıyla birlikte sevgili seyircilerim. Şöyle baktım ki pazarda havuçlar bir güzel görünüyor. Böylece alayım mutfağımda bu güzel görüntüyü sizlerle paylaşmak istedim. Efendim mutfağımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili seyirciler. Efendim bugün Oktay Usta sizler için nezle olabilir, grip olabilir, kendinizi iyi hissetmediğinizde şöyle güzel tavuk suyu, sebzesi, tavuğun etiyle birlikte tavuk haşlama hazırlamak istiyorum. Havuç, patates, her bir şey içerisinde, soğanı, sarımsağı, tane karabiberi, defne yaprağı. Nefis, güzel, böyle hem lezzetli hem sağlıklı güzel tavuk haşlama hazırlamak istiyorum. Tavuk haşlamada 5 tane incik aldım sevgili seyirciler. Bir bütün tavuk göğsü, 2 tane defne yaprağı, 1 çay kaşığı tane karabiber, 2 patates, 2 diş sarımsak. Canlarım nereye kaçtınız? Gel buraya. 2 diş sarımsak, 1 tane soğan, 2 patates, 2-3 tane havuçla birlikte güzel bir tavuk haşlama hazırlamak istiyorum. Bu haşlamada aynı zamanda limon ve un terbiyesiyle de kıvamını bağlamış olacağız. Şimdi önce tavukları tencerenin içerisine alayım. Şimdi farklı farklı yöntemlerde hazırlayanlar var sevgili seyirciler. Benim yöntemim şöyle olacak. Satırı alıyorum. Şuradaki tavuk bageti derisini alacağım. Derisini alıyorum. Eğer derili seviyorsanız kalabilir. Bu konuda tamamen serbestsiniz. Ben ama derisi biraz yağlı oluyor. Ondan dolayı almak istiyorum. Şöyle bakın sevgili seyirciler. Şuradakileri de alayım. Şöyle görüyor musunuz? Bak 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 bak, deriler alınmış mı? Alınmış. Ve şimdi şuralardan kesmek istiyorum. Tam şu sevgili seyirciler, şu noktadan kestim. Güzel satırla kesiyorum. Bakın şuraya vuruyorum. Güzel. Löp et. İçinde kemiği de var aynı zamanda. Bak şuraya vuruyorum sevgili seyirciler. Evet, haydi bakalım. Şurayı da alıyorum. Ve şu anda derisiz hale geldi sevgili seyirciler. Çok da güzel de görüntüsü var. Şimdi benim yöntemimde şöyle bir değişiklik var. Hemen şurası da tavuğun göğsü. Göğüsteki bonfile bölümü, affedersiniz. Şimdi şurayı şöyle parça olsun. Dörde bölsem yeterli. Evet, göğsü de dörde bölüyorum. Bonfileleri zaten öylece bırakacağım. Bir, iki, üç ve dört parça. Şimdi buradan sonra hemen tencerenin içerisine geçiyorum. Tencereye kaynar su döküyorum. Tencerenin altını yaktım. Aynı anda bir tarafta tavuk şöyle bir taşım kaynatılacak. Diğer tarafta da hiç beklenmeden sevgili seyirciler, havucu ve sebzeleri sotelemeye başlayacağım. Şimdi haydi bakalım. Önce tavukları, "Buraya neden böyle yapıyorsun Oktay Usta?" diyebilirsiniz. Sebebi, siyah bir suyu çıkıyor ya, o çıksın istiyorum. Ben kara suyu olsun istemem. Haşlamada suyunun berrak olması çok önemlidir. Berrak suda olan bir haşlama her zaman için herkes tarafından beğenilen ve yüksek puan alan bir haşlama olacaktır. Evet, bir yandan da suyumuz da olsun ısıtıcımıza. Evet, şimdi sevgili seyirciler hemen dalından ne kesiyorum? Havuç kesiyorum. Gel bakalım canım. Gel gel, şu güzelliğe bak. Yüce Allah'ım, bize ne güzel nimetler verdin. Şükürler olsun sana. Daima şükreden kullarından olmayı nasip eyle. Ya Rabbi. Havuçlarımızı aldık. Haşlama için suyumuzu koyalım. Tavuklar orada bir taşım hemen sevgili seyirciler. Suda kaynar, sıcak suda hemen orada pişecekler. Havuçlarımı soyuyorum. Evet, havuçlarımız soyuldu. Çok da güzel oldu. Taze havuç sevgili seyirciler. Tap tap.
taze avuç. Ne de güzel olur. Çocuklarımıza yedirelim. Soyalım, yavrulara verelim. Çıtır çıtır yesinler. Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımız. Allah'ın emaneti onlar bize. Çocuklarımıza, yavrularımıza böyle sağlıklı, güzel yiyecekler yedirelim. Sevgili seyirciler, tavuklarımız şimdi suyun içerisinde sıcak suyla buluştu. Hemen hemen kaynamak üzere. Biz şöyle bir yöntemle çalışacağız. Şimdi havuçları soydum. Bu havuçlardan bir tanesini tencerenin içerisine rendeleyeceğim. Neden rendeliyorsun Oktay Usta diye sorabilirsiniz. Evet, soru geldi. Altın sarısı olsun diye. Neresi altın sarısı olacak? Üzerindeki o yağlı bölümü altın sarısı olmasını istediğim için sevgili seyirciler, bir tane havuç rendeliyorum. Ve şimdi havucumuzu rendeledik, ocağımızın altını yaktık. Buraya bir çorba kaşığı tereyağı verdim. Bir çorba kaşığı tereyağının üzerine biraz da çiçek yağı vereyim. Çünkü tavuğumuz tamamen yağsız hale geldi. Sevgili seyirciler, derisini almıştık ya, ondan dolayı. Evet, hemen içerisine bir şuradan kaşık atayım. Evet, havucu rendeledim. Ve şimdi önce yağda tereyağı ve çiçek yağı olur, zeytinyağı olur. Tamamen serbestsiniz bu noktada. Siz bilirsiniz. İmkana göre hangisi varsa mutfağınızda. Bakın şimdi rengi burada değişmeye başlayacak. Az sonra bunu göreceğiz sevgili seyirciler. Tavuğumuz da bir yandan burada bir taşım kaynayacak. Şöyle bir soru gelebilir. Oktay Usta, bu yöntem, bu diğer taraftaki kaynattığın zaman vitamin kaybı olur mu falan diye. Asla. Sadece biz kara suyunu almak istiyoruz. Uzun uzun pişirmiyoruz. Bir taşım kaynadığı anda direkt buraya tencereye alacağım. Ondan dolayı iki tencereyi yan yana koydum. Ve şimdi sevgili seyirciler, bir tane soğan atıyorum içerisine. Bir soğan bütün attım. Sonra ikiye kesilmiş iki diş sarımsak. Şifadır Allah'ın izniyle. İki diş sarımsağı da attım. Yağda şu anda havuç kavrulurken hemen toplamda 4 havuç oradan almıştım ya. Hemen 3 havucu da doğrayayım burada. Parmak şöyle. 3'e kestim. Güzel tereyağı ve çiçek yağı karışımı da. Bu havuçlar çok büyük olmadığı için 2'ye kesmem yeterli. Büyük olsa 4'e kesmem gerekir. Sevgili seyirciler. Evet, ortadan 2'ye hemen bölüyorum. Evet. Efendim şimdi. Ne dedik? Kendinizi iyi hissetmiyorsanız griptir, nezledir. Bundan dolayı böyle güzel hem suyu hem tavuğun kendisiyle birlikte. Evet, ve şimdi hemen geliyor içerisine, ne geliyor? Havuç geliyor. Haydi bakalım. Şuradaki attığım havuçla da bir döndüreceğim. Ve şimdi hemen döndürürken 2 tane defne yaprağı, 1 çay kaşığı içerisine tane karabiber. Onları da ekledim. Tavuğumuz da hemen hemen neredeyse kaynamak üzere. Isıtıcıya su koydum. O da kaynamak üzere. Yani hızlı bir şekilde, çok kolay, pratik ve en hızlısından Oktay Usta sizler için şifa niyetine efendim bir tavuk haşlama hazırlıyor. O altın sarısı rengini önce bir tane rendelemiştim ya, diğer parçaları da attım sevgili seyirciler. Hem onlar da biraz böyle tereyağı ve yağda dönünce daha da lezzetli oluyor. Ve şimdi bakın, bir soğan bütün, 2'ye kesilmiş sarımsak, 2 defne yaprağı, 1 çay kaşığı tane karabiber, yoksa problem yok. Piştiği zaman içerisine 1 çay kaşığı toz karabiber koyarsınız ki, hani ne dedik? Kendimizi zinde hissetmek istiyoruz. Ondan dolayı. Evet, altın sarısı olmasına yardımcı oluyor bu yöntem. Sevgili seyirciler, şimdi bakın şurada kaynadı mı? Bir taşım kaynadı. Gördük mü? Gördük. Hemen altını kapatıyor. Buradan sonra tavuk, şu güzelliğe bakın ya, maşallah, pırıl pırıl olmuş. Alıyorum tencerenin içerisine, suyunu süzdürüp alacağım. Şöyle o sebzeyle birlikte hafiften bir döndürüp sonra da suyunu vereceğiz içerisine.
Hem de bereketli oluyor sevgili seyirciler. Bayağı bir kişi evde bir güzel haşlama ziyafeti de çekilmiş olunuyor. Ben bu tencereyi alayım buradan. Bunu biraz daha şöyle rahat bir hale getireyim. Evet, sebzeler, tavuk birlikte döndürülüyor. Tavuk haşlama dedik efendim. Öyle hastayım, kırgın hissediyorum kendimi şöyle. Olsa da bir tavuk suyu çorba içsem dediğiniz vakit, tavuk suyu da olabilir ama tavuk haşlama da güzel olur. Lokum gibi adeta. Evet, patatesler şimdi değil, daha sonra. Yani tavuklarımız yarı kıvama gelince, pişme kıvamına gelince patateslerini de şöyle parmak, yarım, şu parmak büyüklüğünde sevgili seyirciler. Bak şuradaki hareket bölümü. Şu bölümde parça parça havuçta, patateste bu uzunlukta olması yeterli olacaktır. Sebzelerle birlikte 2-3 dakika tavuğu döndürüyorum. Sonra da servis vakti bol ince doğranmış maydanozla birlikte olacak. Evet efendim. Tavuklar istediğimiz çevrilme işlemi tamamlandı. Sarımsak, soğan, defne yaprağı, tane karabiber hepsi içerisinde. Sevgili seyirciler, sebzelerimiz artık suyla buluşmak istiyorlar. Haşlamanın suyu hazır. Sebzeler ve tavuk tencerenin içerisinde ve şimdi veriyor Oktay Usta. Suyu veriyor. Suyu biraz fazla alacak. Çünkü bunun şifalı yeri orada, suyunda. Hemen kontrol edeyim. Bakayım bu su yeterli mi? Biraz daha vereceğim. Ondan sonra da size ne kadar su verdiğimi tahmini söylemeye çalışacağım. Sevgili seyirciler, bu kaçlıkmış bakayım ısıtıcım benim. 1700 diyor. 1,5 litre su vermişim oraya. 1,5 litre sevgili seyirciler suyu verdim. Hani altın sarısından bahsetmiştim ya. Üzerine bakın görüyor musunuz? Rengin sarılığına bakın. İşte güzel haşlama kapağını kapatıyorum. Hemen tuzunu da ekleyeyim. Yok, tuzunu birazdan eklerim. Patateslerle birlikte ekliyorum. Şimdi kapağını kapatıyorum. Yaklaşık olarak önce burası bir yarım saat kaynayacak. Yarım saatin sonunda patatesini ekliyorum. Tuzuyla birlikte. Sonra detayları paylaşacağım. Sevgili seyirciler, yarım saatlik süre geçti haşlamamızda, tavuk haşlamamızda. Kapağını açıyorum. Şöyle bir bakalım. Aa, çok güzel. Buharlar çıktı. Şimdi burada kontrol edeceğiz. Ne kadar pişmiş. Tam lokum gibi oluncaya kadar tavukları pişirmek gerekiyor. Yarım saatlik zaman geçti. Bayağı iyi görünüyorlar. Su azalmış. Eğer şimdi şurada püf noktası çok sulu seviyorsanız 2 litreye çıkarabilirsiniz. Biraz daha su ekleyeyim o zaman. 2 litreye çıkartayım. Bol su olsun Oktay Usta. O sebzesiyle, tavuğuyla güzel şöyle sulu sulu olsun. Tam 2 litre su koyduk sevgili seyirciler. Bir çorba kaşığı tereyağı, biraz zeytinyağı ya da çiçek yağı ile güzel kavurmuştuk. Şimdi tavuk etlerimiz yarıyı geçmiş, kontrol ettiğimde pişmesi. Patatesini ekliyorum. 2 tane büyük boy patates. Parmak büyüklüğünde doğradım onu da aynı şekilde. Havuç ve patatesleri görüyoruz şu anda. Oo, harika. Yalnız bu tavuk haşlamamız bizim neli olacak? Terbiyeli olacak. Terbiyesinde un ve limon suyu var. Sevgili seyircilerim. Kapağını kapatıyorum. Bakın altın sarısı rengi de görünüyor. Tam 2 litre su koydum. Pişsin. Sonra terbiyesini ve ince doğranmış maydanozu ile birlikte servis edeceğim. Ha, tuzunu unuttum. Hemen tuzunu eklemem lazım. Tuz neredesin? Tuz seni nereye koydum? Tuzu bulamıyorum. Nereye gitti tuz? Heh, buradaymış tuz. Ah canım benim, nereye gittin? Haydi bakalım. Şimdi 2 çay kaşığı verdim içerisine tuzdan ama tuz konusunda serbestsiniz. Tadına bakın. Azsa biraz daha tuz ekleyebilirsiniz. Çünkü tansiyonu olan vardır, olmayan vardır. Az tuzlu, çok tuzlu ne seviyorsanız ona göre tuzu kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Kapağını kapatıyorum. Patates ve tavuklar %99 piştiğinde terbiyesiyle buluşturuyoruz.
Sevgili takipçilerim, şimdi sıra geldi terbiyemize. Terbiye, haşlamanın güzel şöyle sosuna tat katacak olan bölüm. Evet efendim, şimdi yarım limonu bir kase içerisine sıkıyorum. Eğer bol limonlu seviyorsanız ekstradan limonu yerken de koyabilirsiniz. Şimdi yarım limon sıktık. Buranın üzerine bir tatlı kaşığı dolu dolu yalnız. Dolu bir tatlı kaşığı un ilave ediyorum. Evet, onu da koyduk. Şimdi önce bir soğuk suyla kıvamını açmam lazım. 2 kaşık soğuk su yeterli. Çok da olmasın çünkü haşlamanın suyu da var. Ondan dolayı söylüyorum. Limon suyu, yarım limon suyu, bir tatlı kaşığı tepeleme dolu un, 2 kaşık su ile birlikte kıvamını açıyoruz. Küçük çırpma teliyle karıştırıyorum. Ve şimdi buranın direkt burayı dökersem haşlamanın üzerine haşlamamız kesilir. Kesilmemesi için yapılması gereken yöntem buradaki haşlamanın suyundan kapağını açıyor ve bir kepçe haşlamanın suyundan alıyorum sevgili seyirciler. Bakın. Oo, güzel olmuş. Şimdi bu sudan getiriyor. Telle karıştırıyorum. Ve bir kepçe ya da biraz daha alt daha alayım. Ilık olsun. Bir iki kepçe alabilirsiniz. Neden bu yöntemi yapıyoruz sevgili seyirciler? Terbiyemiz kesiliyor. Direkt eğer ki o soğuk suyla açtık. Sonra burada kaynamakta olan haşlamanın üzerine dökersek direkt kesiliyor. Onun için kesilmemesi için sevgili seyirciler mutlaka ılık ya da sıcağa yakın yapmamız lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım. Şifa olsun yiyenlere diyoruz. Ve sevgili seyirciler şimdi terbiyemizi de verdik. Biraz önce tuzunu kontrol ettim. Herkes damak zevkine göre ayarlasın tuzunu. Oo, çok güzel görünüyorlar bakın. Şuradan yakalayayım bir tane. Görüyor musunuz? Lokum gibi olmuş. Geriye doğru çekilmiş. Normalde et burada kemiğe kadardı. Geriye doğru çekilmiş. Hatta şöyle bastırayım. Biraz daha. Böyle bir 5 dakika daha pişecek. Ondan sonra terbiyesiyle de ve servis edeceğiz. Hemen maydanozunu doğrayacağım. 5 dakika sonra da servis vakti diyeceğiz. Sevgili takipçilerim, efendim terbiyeli tavuk haşlamamız servise hazır hale geldi. Güzel kokular geliyor. Efendim güzel, şuraya bakın, sebzesiyle tavuğuyla buluşan güzel, harika bir haşlama. Şimdi önce etinden biraz ve önce suyundan da önce tabağa alayım. Bakın suyun güzelliğine bakın. Bak. Terbiyeli sevgili seyirciler, sebzesi. Bir parça tavuk göğüs, bir parça da but koyacağım. Az mı oldu, ne dersiniz? O zaman bir parça daha bagetten koyalım. 3 parça olsun. Patatesi nerede? Patates de gelsin. Evet, patates de geldi. Suyundan biraz daha. Biraz da servis tabağına koyduktan sonra koyalım. Şöyle. Az daha suyundan vermek istiyorum sevgili seyirciler. Bakın, güzel. Altın sarısı olmuş mu? Olmuş. Evet. Şimdi buranın üzerine ince doğranmış, yalnız çok ince doğranmış olması lazım sevgili seyirciler. Maydanoz vereceğim. Bir parça limon koyuyorum yanına. Limonla birlikte servis edilsin. Ve ailenizin aşçısı Oktay Usta bugün sizlere efendim güzel, sağlıklı, kendinizi iyi hissedebileceğiniz terbiyeli bir tavuk haşlama hazırladı. Son maydanozunu servis ediyorum. Afiyet şifa olsun efendim. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.